Bugün Dünya KOAH günü. Bu ölümcül akciğer hastalığı her yıl milyonlarca kişinin ölümüne sebep oluyor maalesef. Türkiye'de de gittikçe yaygınlaşıyor. En büyük sebebi ise sigara. KOAH yani kronik tıkayıcı akciğer hastalığı. Akciğerleri yavaş yavaş tüketiyor. Her yıl 7 milyon insanın ölümüne neden oluyor. Ben yengemde yaşadık bu sorunu. Kendisi sigara içmeyen, köyde yaşayan, hiçbir kötü alışkanlığı olmayan bir insandı. Fakat KOAH onun büyük bir rahatsızlık yaşadı ve kaybettik. Tandır dumanı ve hava kirliliği hastalığın etkenleri arasında. En önemli nedeni sigara. Özellikle bu sigara içen 50 yaş üzerindeki insanlarda daha sık gördüğümüz bir şey. En sık nedeni sigara. Onun dışında hava kirliliği. Bir de Türkiye'de özellikle kadınlarda doğu yörelerinde daha fazla olan tandırda ekmek pişirme. Biliyorsunuz onda ortada ateş yakıyorlar. Onun dumanını insanlar soluyor. Ona bağlı olarak oralarda kadınlarda daha çok görüyoruz. Halamın eşi, eniştem yaklaşık 6 yıl önce KOAH'dan vefat etti. O da gerçekten sigarayı çok kullanıyordu. Üst kattaki komşunun hanımı, annesi falan vardı. Sigaradan değil, Asuman'ın babası çok içtiği için annesi KOAH hastası oluyor. Sigaradan yani. Türkiye'de 40 yaş üstü her 5 kişiden biri KOAH hastası. Hastalık nefes darlığı, öksürük ve balgam şikayetleriyle başlıyor. İlerledikçe günlük işleri yapmak bile zorlaşıyor. KOAH'ın en önemli belirtisi geçmeyen nefes darlığı, özellikle ilerleyici nefes darlığı. İlk başlangıç dönemlerinde hafif öksürük, balgam vesaire de olur ama en önemli şey nefes darlığı. İyice ilerledikten sonra hastaların günlük işlerini yapamaz hale geliyorlar. Çevremde de birçok yaşlı da var maalesef. KOAH'ın kesin bir tedavisi yok. Ancak sigaradan uzak durarak hastalığa yakalanma riskini en aza indirmek mümkün. En önemli şey sigara içmemek. Hiç içmemek hastalığın ortaya çıkmasını önlüyor. Olduğu zaman da sigarayı bırakırsa en azından ilerlemesi yavaşlıyor. Gördüğüm pek çoğu sigara içmeyi hala devam ediyor. Aslında en büyük sorun o. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.